Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Evet, uzun aradan sonra bu kanala video çekiyorum. Biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz. Neyse, bilmeyenler için diğer kanalımın kanal linkini buralara bırakırım. Oradan izlerseniz, orada çok aktifim. Her gün paylaşıyorum ama burada da aktiftim. Ta ki memlekete gidene kadar. Oraya gittim ve tamamen boşladım burayı. Neyse, dün evime geldim. Çok şükür. Diğer kanalda zaten nasıl geldim, ne yaptım, yolculuğum nasıl geçti, ne oldu, ne bitti, evin durumu falan, onları orada çekmiştim zaten. Oradan görmüşsünüzdür veya görmemişsinizdir. O yüzden şuraya bir yere bırakırım, izlersiniz. Neyse, şimdi saatlerimiz 6 oldu. Aslında bu diğer şeyin, videonun devamı. Diğer videonun devamı derken yine söylüyorum, diğer kanalımda sabahtan video çekmiştim. Annem dur bir saniye. Diğer kanalımda videoyu çekmiştim. Bu da böyle Kazakistan'dan gelenler. İşte kim neler almış, neler almışım, neler getirmişim. Öyle video olsun istedim. Yani bir nevi alışveriş videosu. Hadi bakalım. Şimdi böyle şuraları görüyorsunuz zaten. Ki burayı bugün toplamam lazım. O yüzden dedim çekeyim. Ben de kurtulayım. O eşyalar da kurtulsun. Rastgele göstereceğim. Neyse, şurada yanımda kıyafetler var. Kıyafetlerden önce başlayayım diye düşünüyorum. Birçoğunu orada göstermiştim ama yine söyleyeyim, buradakilerini göstermem. Ha, şöyle bir şey var. Anneciğim bir saniye. Oradaki ve buradaki hemen hemen aynı takipçilerim. Ama farklılar da var tabii ki de. Ve her gün aramıza yeni katılan arkadaşlar oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ne oluyor? Kendisiyle kaldı diyor. Nereden başlıyoruz? Şunları şöyle yapalım. Şöyle bu şeyden başlayayım. Bunu şöyle kendime ikili takım aldım arkadaşlar. Şu altı yoktu. Ben daha sonra buna böyle pembe şey verdim. Biraz kalçayı kapatsın dedim. Bunun altı neredeydi acaba? Altı da şöyle fuşya renginde bir bol paça pantolonumuz var. Üstü de böyle pembeli, çizgili. Dediğim gibi şu altına verdim ben bunu. Bu bir tane. Daha sonra aynısından kahverengi olanından aldım. Böyle kahverengi ama kahverengi bulamadığım için altına beyaz. Bunun da aynı şekilde beyaz bez, yani şey diktirdim. De böyle tam daha yaz bitmeden bunlara giymem lazım ama sıkı değil. Buranın zaten yazı ta ki Ekim'e kadar sürüyor. O yüzden giyerim, giymesem de sıkıntı değil. Seneye inşallah yazın giyerim. Bu altı nerede? Ha, altıda efendim. Anne, benim üstüme attım. Tamam, bir tane. Altıda bu şekil aynı zaten. Sadece farklı renklerde. Bunun da böyle paçası bol. Bunlar yazın güzel oluyor. Böyle terletmiyor, şey yapmıyor. Ama başladı bizimki kavgaya. Daha sonra şöyle bir tane farklı bir takım var. Böyle mavili beyazlı. Bunun altına bir şey vermedim. Bu birazcık uzun. Şöyle yanından yırtmacı var. Şöyle kumaşı o kadar güzel ki böyle tril tril. Bunun altı da bu şekil. Bu da yine bol paça. Böyle. Bol paçalar güzel oluyor. Evet, üç tane takım. Sanki bir tane teyzeyle konuştum da geçenlerde. Aynısını giymişti teyze, tamam. Daha sonracığıma şöyle bir elbisemiz var. Bunu annem sağ olsun bana annem almıştı orada. Böyle siyah çizgili bir dizaltı bir elbisemiz var. Şöyle. Yapma anneciğim, ağzına kaçacak şimdi o kapak. Bir elbisemiz var. Bunu giymiştim o yüzden hep parfüm kokuyor. Ondan sonra şöyle bir tane hırkamız var. Canım ablam bana diyor ki bunu giymiş, bana WhatsApp'tan atıyordum. Aa, çok güzeldin, çok da yakışmış dedim. Güzel dedim, ben de seviyorum böyle hırkaları dedim. Meğersem bana alıyormuş. Anne şu nereydi? Gidiyor şimdi kapının altındaki şeyi alacak. Şöyle bir tane hırkamız var. Anneciğim, tamam anneciğim, kardeşinle biraz oynar mısın? Ben şu videoyu çekeyim tekrar. Ve şu klimayı açar mısın lütfen? Hadi, çok sıcak oldu. Bir tane hırkamız var. Ondan sonra şöyle... Bunu ablam bana aldı. Aldı derken butiğinden. Yani ablamın butiği var biliyorsunuz. Orada ablam bana hediye olarak getirdi. Şöyle yeşil, beyaz tişört. Açmadın galiba yara. Diyorum kızım, basma şu başka yerlere ya. Sonra bozuyorsun, yapamıyorum.
Nereye bastın şimdi? Bu nedir ya? Yani ne yazıyor şimdi burada? Ben ne bileyim anneciğim ya. Kız anne kapat elini. Sen kapatıyorsun. 100 kere diyorum ki anneciğim bir şeylere basma, sonra yapamıyorum annem ya. Niye kapatıyorsun? Yapmıyor çünkü, üflemiyor. Üflüyor. Anne üflüyor. Neresi üflüyor onun Yaren? Tamam çekil. Tamam. Dokunma tamam mı? Bak farklı yerlerine basıyorsun, sonra yapamıyoruz. Dediğim gibi bunu ablam aldı. Ondan sonra bunu... Ya da yanlış mı söylüyorum? Yok, yanlış söylemiyorum. Bunu da ablamın eltisi yemeğe almıştı beni. Firuz abla çok çok teşekkür ederim. İzliyor beni buradan. Çok da teşekkür ederim. Bay bay. Bir tane tişört. Bu da ablamın giyinendi. Daha sonra başka neyimiz var? Şöyle bir tişört annem bana almış. Hatta bunun eşortmanı da vardı. Eşortmanı orada üstüne şey döküldü. Yapışkan gibi bir şey döküldü. O yüzden şey yapmadım, onu çöpe attım. Havaalanında gelirken üstünün eşortmanını giymiştim. Böyle siyah tişört ve yani normalde eşortman takımıydı ama altına yapışkan yapışınca şey oldu. Verir misin anneciğim? Ben yapacağım. Tamam da ben hızlı hızlı göstereyim kızım lütfen. Şöyle ablam Miram'a ikili takım almış bir şekil. Tam sonra, mevsimlik inşallah. Sonra, Ekim, Kasım gibi giyer. Sonracığım, Selim'e teyzem bana bundan aldı. Hı-hı. Sadece bunun üstüne giyerdim. Hı-hı. Başka? Başka? Sonra eşortmanı giyerdim üstüne. Hı-hı. Okula giderken giyer benim kızım. Bunu çıkarttırdım böyle. Evet, tamam şimdi gösterebilir miyim? Tamam mı? Yapma sanki öyle. Yakıştı değil mi? Evet yakıştı da ben çekebilir miyim? He. Tamam hadi. Ondan sonracığıma getir. Yaren'e şöyle ikili takım aldım. Yapma. Şöyle Yaren'e iki tane aldım ama bir tanesini giydi sanırım. Şöyle bir altı şort halinde bir tane atlet. Bunu zaten Yaren söyledi. Selime teyzesi aldı şeyle beraber. Ha, bu da diğer atleti. Bunun altını işte giydi. Şöyle iki tane atlet almıştım ama şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden Kazakistan'da her şey çok ucuzdu. Yani çok uygun fiyatlıydı. Bu sene uçmuş uçmuş gitmiş. Hatta çoğu şey Türkiye'den daha pahalı. Yani siz benim bu kadar getirdiğime veya bu kadar aldıklarına bakmayın. Gerçekten buradan daha neredeyse burayla aynı ki. Burada mesela 300-400 liraya marka alabilirsin. Orada düşünün pazar ya da bir butikten alınmış şeyler. Yani orası bile uçmuş arkadaşlarım. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani sadece orası değil. Şu an genel olarak her yer uçmuş da. Ne oldu? Şu şeyini ne yaptı ağacını? Gel oynasın. Bir tane de o takımın yeşil rengi var. Şöyle. Minmoşum ama bir valiz kıyafet varmış. Daha sonra annem sağ olsun kızlara iki tane Yaren'ime, iki tane Miram'a şöyle atlet ve altlarında şöyle altlı üstlü takımı almıştı. Abi aynı. Benim. Hayır annem bu senin. Bak büyük. Şöyle. İşte iki tane Miran'ın var, iki tane senin var. Bu da Yaren'imin. Allah. Ay bu da benim minnoşumun. Biraz daha büyüsün giyer. Çünkü ben hep ona çıçıtlı giydiriyorum altlarını. Minnoşumun. Böyle kışın inşallah. Şöyle çamaşırları. Ondan sonra Cima. Annem bana şöyle 4 tane çorap almış. Dur hele anneciğim. Yaren'ime 4 tane çorap almıştı ama ikisi nerede şu an bilmiyorum. 4 tane çorap. Verin aşkım. Yaren'im verir misin? Orta almıştı. Suriye teyze almıştı. Verir misin anneciğim? Kızım verir misin? Hızlı hızlı göstereyim ya. Şöyle Suriye halam almıştı. Hala değil teyze. Yani bizim orada teyzeye hala diyoruz da o yüzden. Yanlış şey olmasın. Bizde ana bunun düğmesi kopmuş ki o, burada bak elime düştü düğmesi. Bizim orada teyzeye hala diyorlar. Halaya da bibi diyoruz. O yüzden o da Suriye hala diyor. Şöyle ablam kızlara elbiseler almış. Bu Mira'nın Yaren'inki sanırım giydi Yaren.
Ondan sonracığıma şöyle ben Mira'ya ikili takım almıştım. Bunun altını giydirdim. Bu bezler hani böyle yumuşacık şey var ya. Ablam da böyle mutfağa sürüyorum. Ay dedim ne kadar güzel yumuş yumuş. Hani zaten güzel dediğim şeyi ertesi gün getiriyordu alıyordu. Artık vazgeçmiştim ablama. Bu ne bir şey diyordu ya bu güzel diyorum. Hayır hiç de güzel değil. Böyle güzel dediğim ne varsa onu getiriyordu. İşte bu bezlerde aynı dedim. Ay ne kadar güzelmiş dedim. Ertesi gün bir paket almış gelmiş bana. Teşekkürlerim. Sonra bir tane kurt var. Annem lütfen. Aa bu nereye geldi? Kız! Yanıma geldi. Karınca geldi. Karınca düşmanı. Burada bir tane şeyimiz var. Elbisemiz var. Hediyelerimi göstermeyeceğim. Kime ne şey yapıyorsa onları zaten ayırdım hemen kaldırdım. Onlar şu an yok. Onları sahiplerine verim. Şurada bir tane elbisemiz kalmış. O da sahibine gider inşallah. Başka ne vardı ya? Ne gösterecektim? Ha, neydi? Ha, dur şuradaymış. Bir tane şöyle kendime namaz elbisesi aldım ama kumaşına bayıldım. Kendi şeyine de o kadar güzeldi böyle. Hani, anneciğim. Ha kızım. Anneciğim yalnız yukarıda bir kat daha var. Nerede var? Tamam biliyorum o katı ben. O valizde ya. Onları boşalttım ben anneciğim. Onlar evdekiler. Şöyle namazlık ama şurası o kadar güzel. Yani burada mesela ben almıştım. Şöyle kafana takıyorsun ya sonra eğildi secdeye gittiği zaman şu kafana geliyordu. Ve burası gözüküyordu ama bu o kadar güzel yapılmış ki böyle komple kapalı. Sadece şuradan kafanı çıkarıyorsun. Ve kol detayı çok hoşuma gitti böyle. Anne yağmur yağcığında takas ne? Şöyle evin mesela şey yaptığın zaman normalde elbiseler şuraya kadar geliyor ya. Ve uzun çiçekli o kadar güzel ki böyle. Rengi, kumaşı çok güzel. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Çok yaşa dediğini duydum. Hep beraber inşallah. Bir tane namaz elbisem var. Bundan anneme de aldım. Teyzeme de hatta aldım. Şöyle. Anneciğim hatta bir şey elbise kalmadı. Şu an kaldı. Elbise kalmadı mı? Evet kalmadı elbise. Şimdi geçelim yiyecek kısmına. Şeyleri gösterdik. Burada şöyle hatırlıyorsanız ablam geldiğinde bana şöyle bir çay getirmişti. Kokusu o kadar güzel ki zaten meyve kuruları şey kurutulmuş. Meyvenin kurutulmuş halleri de var. Şöyle çayımız var bir tane. Getirir misin annem lütfen? Sen bana verir misin? Sonra teyzeşler kurtlar var. Ay bunu çok seviyorum böyle yoğurdun ekşi hali. Çok seviyorum bunu. Hatta bundan yolda bayağı bir yemiştim. Böyle mide bulantısına falan da çok iyi geliyor. Öyle bir yolda yemek için çantamı almıştım. Kalmış. Kardeşim zaten ye. Yolculuğum 15 senedir ben gidip geliyorum. İlk defa bu kadar kötü bir yolculuğum oldu. Aha bu kız beni mahvetti yolda. Sonra teyzeşler. Ne yani? Bakın sakızlar sever sever benim annem. Evet sakızlar sever sever de senin annen de şimdi sever ki sen sesli bir kız olsan, uslu bir kız olsan. Şöyle bunları çok seviyorum böyle yuvarlak yuvarlak. Hatta ablam da ben böyle iki tane marketten almıştım. Dedim çayla falan içeriz. Ablam da sonra gitmiş bir paket daha getirmiş. Elhamdülillah. Oy. Ondan sonra şöyle şeyim var, gofretlerimiz var. Bizim oran gofretleri çok güzel oluyor. Hatta ben bir tanesini açmıştım az önce, birazcık yedim. Bir tane gofretim var. Anneciğim ben artık onlardan seviyorum biliyor musun? Neden? Öyle. Tamam, kıyafet şeyleri bitti. Diğerlerine geçiş yapmıştık değil mi? Neyse, nerede kaldım? Şimdi uykusu geldi, bütün gün salladım salladım uyumadı. Çünkü dün akşam daha Türkiye saatiyle Kazakistan saatiyle şey yapamadı. 3 saat fark var ya. Daha o saati tam anlamıyla şey yapamadı bizim hanımefendi. Neyse şöyle bir paket. Bizim oranın fıstığı çok güzel oluyor. Yer fıstığı böyle kabuklu. Ondan bir paket getirdim. Böyle hatta diğer videoda iki paket getirmiştim ama diğer videoda görmüştü. Yani izlemiştiniz de böyle Mira yaymıştı. O yüzden bu kaldı. Sonra ablam şöyle muffin kapları şey yapmış. Bu da yırtılmış mı ne? Böyle tek kullanımlık. Bakar mısınız? Şöyle süslü böcekli böyle bir böcekli de bir süslü yani. Anne bana ver onu. Hayır. Bunu kek yaparız doğum gününde. Tamam mı? Tamam yok mu? Yarenin. Başka? Şöyle iki tane süt reçelimiz var. Soğuk şeyler var işte salam, sosis o tarz şeyler. Hepsi dolapta onları çıkarmayacağım. Ablam almıştı. Şöyle bir tane al başka da alma Yaren.
Şöyle süt reçelimiz var iki tane. Başka. Bu da yine aynı. Böyle yemek şeylerinin dolapta koku yapmasın diye şöyle kapaklar dedim. Ablama işte aa dedim bu ne güzelmiş dedim. İki paket almış gelmiş. Ah bu pazar var ya şöyle. İki paket almış. Bu arada ablamın kanal linkinde yorumlar kısmına sabitlerim. Anne, bilmeyenler için. Şey ne diyeceksin Yaren'im ya? Teyzeciğim, Kazakistan'da bence seninle teyzem çok bir şey almış galiba bize. Sonra? Baksanıza şey bitmiyor hiçbir şey. Evet onu mu diyecektin? Tamam mı anneciğim? Hı-hı. Şimdi ben devamını bitirebilir miyim sessizce? Evet. Tamam hadi sonra inşallah. Anda. Aha inşallah. Daha sonra şöyle şeyimiz var. Hani geçen sene de getirmiştim böyle havuç salatasının içine koyuyorsun bunları. Suda haşlıyorsun ve koyuyorsun. Suda haşlamıyorsun da kaynar suyu koyuyorsun. 2-3 dakika yeterli oluyor. Böyle bunlar şişiyorlar ve salata çok güzel oluyor. Ondan aldım 2 paket. 2 paket şöyle fazla şeker getirmedim. Çünkü ablam da bana getirdiği için çayım bunu çok seviyor. O yüzden bunu getirdim ve bir de şu şekerden getirdim. Bu ikisini böyle karıştıracağım. Ha bir de hediye için böyle dağıtmak için farklı şekerlerden 2 tane aldım. Onları dağıtacağım. Ondan sonra şöyle bu şeker ben çok sevdiğim için fazla böyle kilo halinde bulamadım. Bunlardan kaç tane diyor? 2-3 tane bu şekilde küçük küçük paketlerden aldım. Başka da şeker getirmedim zaten. Ondan sonra şöyle kurutulmuş baharatlı ekmeğimiz var. Dünden bu yana sadece bunları yiyorum. Şunlardan 3 tane yedim. Dün geldim 3 tane getirdim. Şöyle 4-5 tane şöyle şeyimiz kaldı. Şu şeyden bir tane daha çıktı. Ne oldu? Sonra şu şey nedir onun adı? Havuç salatamın sosları bitmişti. Onlardan şöyle 3-5 tane getirdim. Şunları o kadar çok seviyorum ki ama yırtılmış. O yüzden şöyle annem de diğer pakete koydu böyle küçük. Tatlı nasıl desem bunun tuzlusu da oluyor ama bu hafif böyle vanilyalı tatlı. Böyle üstü de haşhaşlı güzel oluyor. İşte yırtılmış. O yüzden annem de böyle pakete koymuştu. Kardeşler baksana anneciğim. Başka ne var? Bu işte bunun şeyi çok kıymetli benim için. Hepsine çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Hiçbir gün yüzünüzü ekşitmediniz. Hep güler yüzlü. Özellikle canım gelinim hep güler yüzlüydü. Sürekli uykudan uyanırdım ki kahvaltım hazır, sofra hazırlanmış. Abla ne istersin ne yapayım. Hatta geçen çarşıdan geldim ki hamur yoğurmuş. Yani ket ediyoruz ya biz katmer hamuru yoğurmuş. Hiç gerek yok dedim boşuna yorulma dedim. Yok abla da olur mu öyle şey. 10 tane yapmış arkadaşlar. Hatta anneciğim, sonra bayrak, kardeşime baksana. Tamam anneciğim. Hatta sonra gelmeden önce işte misafirler falan vardı ya. Orada yapacaktı yine. Yani atıştıralım falan. Sordum yok dedim. Oradan dedim çıkar dedim. 3 tanesini işte eve çıkardı pişirdik. Hani halamlar falan vardı ya. 2 tanesini de yola aldık. Hatta şu an bir tanesi yarım duruyor pişmiş. Yani yolda almıştık. Yani peşimize aldık yedik. Hepinizden Allah razı olsun. Diyorum ya özellikle canım gelinime çok 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 teşekkür ederim buradan. Biliyorum şu an izliyorsun beni. Bu da niye çok değerli dedim biliyor musunuz? Çünkü anneme bakar mısın? Neyin içine dikmiş. Biz geçen sene annemle bunu elma kuruları böyle annemle beraber yapmıştık. Şöyle. Şimdi onu aldı koşar. Ben artık neredeyse evden çıkacaktım. Şöyle koşarak getirdi bana. Diyor, kilosu falan hiç yok diyor. Bunu diyor lütfen götür diyor. Canım annem. Miray'a kim arıyor beni? Miray'a şey yapmak için aldım onu. Miray'a kaynatırsın dedi. Meyve suyu içer dedi. Ondan sonra bu nedir biliyor musunuz? Bu masa örtüsü. Bunu ablam özellikle Zarife'ye gönderdi. Böyle bunu ablamdan Zarife'ye vereceğim. Şeker falan da var da. Ben sana ne dedim? Hapsak derim. Tövbe estağfurullah. Bu Zarife... Oy!
ablamdan Zarife'ye gelen bir soru. Anne bir arıyor ya. Tamam biliyorum anneciğim, ben sonra dönüş yaparım. Başka? Bunlar var. Bunlar sahiplerine gidecek. Bunlar sahiplerine gidecek. Bundan kayınvalideme de almıştım. Onun için ayırdım. Bunlar çok sevdiğim bir ablama gidecek. Daha sonracığıma ablam şöyle altılı, taşlı, tuşlu kaselerden almış bana. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ben gittiğimde bunu ablam almıştı. Bunların bir de ayaklı olanları vardı ama bu da böyle ayaksız olanları. Altılı kase almış ablam bana. Ondan sonra ben kendime şöyle sunum tabaklarından aldım ama o kadar şey yapıyordum ki bir valize komple bunları doldurmuştum. Çocuklar gibi havuza annemle gideceğim. Gidebilirsin havuza sen kendine. Niye gitmiyorsun? Beni mi bekliyorsun? Git bak. Şöyle 5 tane bundan aldım. Beş tane de biraz daha büyük boydan aldım. Yol boyu dedim abla acaba kırıldı mı? Acaba kırıldı mı? Annem de üstüne cam yazmıştı da. Bunlar kırılmamış. Evet, bunlar sağ salim geldi ama şöyle servis o takımın servis tabağını da aldım ama bundan bir tanesi kırılmıştı. O yüzden 5 tane kaldı. Efendim yarın. Anne taşım. Tamam. Anneciğim camı niye elliyorsun? Daha bugün sildim yarın ya. Ya havuza gitmek istiyorsan gidebilirsin kızım. Beni niye bekliyorsun? Ben gelmeyeceğim. İşte bunun bir tanesi kırılmış arkadaşlar. Ve gelelim en güzel şeyimize. Tın tır tın tır. Şey, Emma'ya aşkımı kimse sorgulamasın. Çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Şöyle iki boy. Anne. Ne? Makinesi cam açmıyor. Ne yani? Yaren havuza gitmek istiyorsan gidebilirsin anneciğim. Ben gitmeyeceğim. İstemiyorum ben dışarı çıkmak. Bakın. Şöyle bir tane küçük boy. Bir tane de onun büyük boyunu aldım. Ve şöyle bir tane annem süzgeç almış bana. Makarna süzersin diyor ki. ve canım ablamın hediyesi. İkinci ablamın hediyesi. Şöyle. 3 boy aynı renkten. Zaten ablam önce bunu ben aldım ama ablam sonra parasını verdi. Bu benden olsun dedi. Ben de gittim işte aynı rengin bakraçlarından aldım. Şöyle 3 boy. Bunlar da bir şey olmamış çok şükür. Hani dedim şimdi kesin şeyde dökülmüştür falan ama yok bir şey olmamış. Şöyle bir tanesi küçük boy. Sonra bir tane bundan var. Geçen sene aynı bu renkten bende bu boy ve şöyle bir bakracım vardı. Onu ben Zarife'ye hediye etmiştim bunları. O yüzden kendime de aynı renkten aldım. Şöyle bir tanesi de en büyük boy arkadaşlar. Böyle bunun bir büyük boyu daha vardı. Daha büyüktü. Ama valizime de sığmazdı. O bir. İkincisi zaten gereksiz bir şeydi. Bana burada böyle büyük bir şey lazım değil. Şöyle bir tane de bundan. Evet başka neyimiz var? Başka da bunlar. İşte dediğim gibi soğuk şeyler var. Onlar işte Nergiz'in yaptığı kete var. Sonra ne var? Salam var, sosis var. Onları Yaren çok seviyordu. Ablam almış. Böyle peynir gibi bir şey var. Onların hepsi dolapta. Onları oraya kaldırdım. Bakalım başka da bir şeyimiz yok arkadaşlar. Kazakistan'dan gelenler bu şekilde. Gelir misin yanıma? Ha? Gelir misin yanıma? Miram'ın üstündeki iki takım var. Biri pembe, biri böyle gri. Altı üstü onları da oradan almıştım. Böyle geziniyor evin içinde. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu videoyu sanırım böylece şey yaparım. Başka hiçbir şey eklemeden. Aslında markete gidecektim. Evde dün sabah geldik. Biliyorsunuz 40 gün evimde değildim. Dün geldiğimde işte 2 gündür temizlikle falan uğraşıyorum. Markete gitmem gerekiyor ama gözümde de o yolu öyle bir büyütüyorum. Şu an aslında güneş de battı. Hava güzel, esiyor, şey yapıyor ama dışarıya çıksam Mira hemen uyuyacak, onu da biliyorum ama işte dediğim gibi bir şey var üstümde. O yol gözümde büyüyor ya da daha o uçak yolculuğumuzu ya da işte yorgunluğumu falan üstümden atamadım. Habire uykum geliyor. Şimdi Mira dün akşam saat 7'de uyudu. Gece 2'de uyandı. Ta 7'ye kadar uyumadı. Yani uyku düzenini bir şekil bir şeye sokmam gerekiyor ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Şimdi yine
işte sabah 7'de uyudum. 11'de kalktı ve o saat bu saat çocuk daha yani uyutamadım. 4'te mesela çok zorladım uyusun diye uyumadı. Şimdi uykusu geldi. Uyumak istiyor. Şimdi yatırırsam gece 2'de yine başlayacak. Yani böyle üstümde o yorgunluk var. Daha sonra işte Nülüfer teyzemin kızı Meltem. Meltem abla burada. Onu yemeğe almam lazım ama inanın öyle bir yorgunum ki arkadaşlar. Ve evimde de hiçbir şey yok. Hem market alışverişi yapmam gerekiyor. Yani kahvaltıya çağırsam kahvaltıya dair hiçbir şey evde yok. Yemeğe alsam aynı şekilde hiçbir şeyim yok. Yani bir alışveriş yapıp kayınvalidemle konuştum. O da sanırım pazar günü, yani Meltem abla pazar günü gidiyor. Gidiyormuş sanırım. Belki bugün nedir? Çarşamba. Belki cuma günü öyle bir kahvaltıya mı alırım bilmiyorum. Yani diyorum ya öyle de bir yorgunum ki kayınvalidem zaten cumartesi gidiyormuş. Ya gelirim ya gelmem dedi. Belki işte çocukları görmeye gelemezsem Diyarbakır'dan dönüşte gelirim dedi. Ben de siz bilirsiniz ne zaman istiyorsanız o zaman gelin dedim. Böyle işte Meltem ablayı bakalım düşünüyorum. Cuma günü o da Allah nasip kısmet ederse tabii ki de daha üst katlara hiç çıkmadım. Gündüzleri çok sıcak oluyor. Akşamları da işte böyle bitkin oluyorum ama oralarda halletmem lazım. Dün gerçi banyoyu hallettim. Sadece işte yatak odalarda böyle kıyafet, çamaşır, mamaşır onlar var. Onlar hallolacak. Alt katta işlerimi bitirdim. İşte en büyük şeyim şu an market alışverişi ve üst katı temizlemek arkadaşlar. Yani inanın iki gündür, yani dün geldim. Dün ve bugün iki gündür evimdeyim. Daha bahçeye sadece bugün öyle bir çıktım. Fesleğenleri şey yaptım. Onun dışında hiç çıkmadım. Hani diyorum ya yarın bütün gün havuza gidelim. Eskiden mesela kendisi gidiyordu. Şimdi istemiyor. Kalabalık oldu ya. İstemiyor. Beni istiyor yanında. Ben de üşeniyorum. Böyle. Bugün Zifiram'la konuştum. Abla diyor motorum diyor bakıma verdim. Yoksa diyor koşup gelecektim diyor. Dün gelecektim yanına işte yorgunsundur diye. Evi temizleriz beraber diye. Dedim valla Zifiram inan ki dedim. Yanımda dedim şu an gelip dedim bir çay demlesen dedim ne güzel olur. Tabii şakasını söylüyorum da. Böyle arkadaşlarım. Neyse ben şimdi şey yapmayacağım. Kapanışımı yapmayacağım. Belki üşenmesem markete giderim. Yaren mi geldi? Evet Yaren geldi. Bahçeye inmişti hanımın kızı. Oy. Mira sen nereye annem? Hello. Aman. Yok. Market istemiyorum ben. Yaren terliklerine mi gittin sen dışarı? Kapıya koydum gittim. Anam dışarıya kesinlikle çıkılmaz. Anne. Kapıyı anne. Açtım alev gibi esiyor. Anne hani gitmek istiyordu soğuk olunca ama. Vallahi soğuk değil anneciğim kapıyı açtım da şey esiyor var ya böyle alev gibi. Neyse arkadaşlar şimdi şuraları bir toparlayalım. Valla sen dedim evden de daha da güzeldi. Bir çay demleyeyim. Bir iki tane yumurta kırayım. Dünden bugüne bir şey yemedim vallahi. Öyle işte baharatlı ekmek falan kreker maker yiyorum. Gördün mü anne? Ha kızım. Anne. Kim vardı havuzda? Anne bu cama çıktı. Niye? Bakayım kimse. Hayır o balkon o kadar pis ki. Hayır o balkonlar ki. Anne. Ne? Sonra çıkacağım. Yok anneciğim bak sonra içeriye giriyorsun halılar mahvolmuş zaten. Halım var bir tane şu salonun onu yıkamaya vermem lazım. Ama yoksa. Ne o Miram? Çıkayım Miram. Sonra giyeyim söz. Annem ne yapacaksın dışarıda kızım? Bir şey bakarsın. Önce şu şeyi kaldır güneşliği kaldır. O güneşliği neye kapatıyorsun ki? Güneş bakıyor evin içi sıcak oluyor çünkü. Aa şimdi bakmıyorum. Ama ben istemiyorum böyle içerisi gözüksün. Gözüksün işte. Allah'ım ya balkona bakacakmış kim dışarıda var. Git dışarıdan bak anneciğim burada şey yapacağını. Hayır. Haydi bakalım. Miran'ın ameliyatı. Şey. Yaren'in ameliyat olması gerekiyor. Anneciğim sanki kitle açamıyorum. Tamam Şahin'le bugün konuştum. Diyor ki onu halletmemiz lazım. Dün gece geldim diye çok kötü nefes alıyor dedim. Miran'ın kalbi. Gel benim gocam. Oh. Uykun mu geldi? Ne?
Ama uyursan sonra bana gece uyku vermiyorsun ya. Ne babam ne? Ha? Ama beni uyutmuyorsun sonra. Baktım. Hiç kimse yok. Yok mu? Tamam. Ne güzel işte. Oy bir güzel esti kez. Anne bir güzel esti. Kapat klima aç. Ben de. Herkes soğuk almak ister. Isırdı annesi. Uyku mu geldi? Kaşar. Yaren koparacaksın o şeyi Yaren. Uyku mu geldi senin? Tamam, o zaman gezebilirim abla. Ha? Değil mi anne? Ne? Şimdi ben boyamı giyeceğim. Git Yaren. Beni sakın çağırma Yaren. Ben gelmeyeceğim seninle. O zaman cam açık olsaydı işte. Anne yapardım. Hadi. Sen onu yaparsın senin. Ne yapar? Ne diyor bu abla? Ne diyor bu abla? Hadi yatırayım. Oy! Buraları bir de toplamamız lazım ya seninle bizim. Ninni kıyma ninni, ninni kıyma ninni. Yatmak istemiyorsun, kalkmak istemiyorsun, oturmak istemiyorsun. Ne istiyorsun? Derdini söyle. Allah Allah. Ha? Şunlara bakıyorum ya. Ay. Maşallah, subhanallah. Bakar mısınız? Çok tatlı değiller mi? Yaren havuza gitti. Gideyim yanına. Hem de arabayı indirdim. Bu kızı da uyutayım. Evde klima açık ya, o yüzden şey yapıyor. Kapıyı açınca alev gibi sıcak oluyor. Halbuki dışarıya çıktım, şu an güzel. Markete de gidilirdi ama yok. Anam su şeyi yapıyor burası. Mira nasıl kaçacağız? Su fışkırıyor. Ha? Yakalanırız değil mi? Evet yakalanırız. Bayağı bir su var. Arka yoldan gideyim. Bir sonraki duraktan gidelim. Şu dairede kim oturuyorsa benim gibi fesleğenleri çok seviyor demek ki. Hep dikmiş kovaları. İnşallah burası sulanmıyordur. Burayı ne yapmışlar? Balkonu mu içeri alacaklar acaba? Evet, balkonu sanki içeri alacaklar. Neden ki? Tövbe tövbe. Bakın, şöyle bir şey yapmışlar. Şurayı camlamışlar, burası yoktu. Ne ya kızım? Aa. Anne ne ya kızım? Oh. Oh Yaren oh. Başka da pek bir şey değişmemiş. Gördüm anne ne güzel dalıyorum. Evet gördüm. Şahin. Şahin'le konuşayım da bizim de. Tamam annem hadi. Aferin sana. Şahin'le konuşayım da bizim de şöyle camlatmamız gerekiyor. Tamam. Evet oraya sakın geçme. Şurasını merak ettim. Çocuğuna bakar mısın? Anne çocuğuna bak anne. Çok oraya kadar gidiyor. Hadi. Aferin, 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 aferin kızıma. Aferin kızıma, çok güzel yüzüyor benim kızım. Allah Allah, Şahin'e bir sorayım. Hop. Hadi biraz o, kardeşin uyuyana kadar sonra gidelim eve. Tamam.
Aşı. Güzel mi? Aha. Beğendin mi? Peki beni getirmişsin. Tamam anneciğim. Bu evde sunduğu için. Evet anneciğim. Şuraya bak şimdi. Ana buraya kadar gideyim mi? Evet git hadi. Sesimi tutamıyorum. Ya. Uyuyor mu? Hazır mısın? Hazırım hadi. Bir, iki, üç. İsika şimdi görsün o da ister. Tamam devam edin. Hadi devam et hadi devam et. Cadı ya. Oh güzel esti valla. Baktım.